أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İza aradallahu bi abdin khayran fakkahahu fid din ve zehhedahu fid dünya ve vassarahu uyubahu Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı nizam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin-i müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinde yararlandığımız üstadlarımızın, müşafenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, bu cami-i şerif civarında metfum olunan bil cümle evliya, ulema, suliha, şüheda, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza aradallahu bi abdin hayra, Allah bir kul hakkında hayır dilediği zaman, hayır murad ettiği, irade eylediği zaman, ceale gınahu fi nefsih, zenginliğini kendinde kılar. Yani onu kanaatkar kılar. Kanaatkar kılar. Yeterli olan şeyle yetinmeyi onun nefsine ilka eder, koyar. Ve böyle olunca fazlasını arayacağım diye kendini yormaz. Allah, ben bana düşeni yaptım, ne takdir ettiyse o gelecek diye rahat olur. Rahat olur. Hırsa kapılmaz. Haris olmaz. Hırs gözünü bürümez. Hırs gözünü bürüp de aklını yitirmez. Evet, hırs, haris olan adamlar aklını Allah'ın verdiği insanı diğer mahlukattan, yaratıklardan ayıran eşref-i mahlukat, yaratıkların en şereflisi olan insanı diğer yaratıklardan ayıran akıl, aklı selim, aklı selim. Aklı selim diyoruz, yani haris adamın da aklı var, haset adamın da aklı var, kibirli adamın da aklı vardır. Aklı o anda yok olmuş demek değildir. Ama aklı selim, böyle hırstan, hasetten, kinden, nefretten uzak, arınmış, saf akıl, Allah'ın verdiği saf akıl ki işte bu. İnsanı doğruya ileten, bir yapacağı işin sonucunu ona gösteren, hareketlerin yanlış mı doğru mu olduğunu ayıran meleke, manevi kudret, kuvvet. İşte bu hırstan uzak kılar Allah hayır dilediği kimselere. Aklı selimini çalıştırır bu adam, hırs gözünü bürümez. Zenginliğini nefsinde kılar, kanaatkar kılar. Ben bana düşeni yaptım. Allah, çalışmazsanız bir şey yok. Ben neyse lil insani illa mâ seâ.
insana ancak çalıştığı vardır buyurdu. Ben bana düşeni yaptım, bunu kazandım, bunu elde ettim. Demek ki buymuş benim nasibim der, huzursuz olmaz, rahat eder. Kanaatkar adam rahat adamdır, rahat adamdır. Böylece aklı selimi çalışınca bütün yanlışlıkların kaynağı olan nefsi emmaresinin arzularına boyun eğmez. Sen neye ötekiler gibi zengin olmuyorsun, daha fazla neden para kazanmıyorsun diye huzursuz olmaz. Ben bana düşeni yaptım, bana düşen çalışmaktı, harekete geçmekti. Ben de bunu yaptım, demek nasibim buymuş diye rahat eder, rahat eder. Nefsi emmare insanın devamlı Kur'an-ı Kerim'e göre innen nefse le emmaratun bisu, insanda devamlı kötülüğü emreden bir nefsi emmare vardır. Tabii başka nefisler de vardır. Nefsi mutmainne, nefsi levvame, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye. Bunlar insan kötülüklerden arındıkça, kötü huylardan arındıkça insanın manevi terakkilerine göre ulaştıkları noktalardır. Evet, işte en üst nokta Allah bana kafi, o ne güzel vekildir. Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam'ın Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Yardım filan istemiyorum Cebrail senden. Yardım etmeye geldim. Ateş atılacağı zaman emret. Bütün gücümle sana yardım edeceğim. Allah beni biliyor. Allah ne güzel vekildir. O bana yeter. Evet. Bu nokta. Hiç telaşı yok. Hiç telaşı yok. Evet, bu noktaya ulaşmak. Radiye, mardiye. Allah ondan razı, o Allah'tan razı. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Bu rütbe tabii insanın zamanla doğduğu gibi saf gönüle, saf kalbe sahip olmasıyla ulaşılabilen bir noktadır. Bizim inancımıza göre, Müslümanlığa göre insan doğarken tertemiz doğar. Tertemiz doğar. Bütün çocuklar onun için güzeldir. İçinin güzelliği, kalbinin güzelliği yüzüne vurur. Bütün çocuklar onun için sevimlidir. Bütün çocuklar diyorum, istisnasız. Zamanla küfür, annesi küfür aşılar, kalbi kararır. Annesi, babası onu yanlışlıklara sokar, günah çukurlarına yuvarlar. Kalbi o kararır, kara kalp yüzüne vurur. Yüzünden belli olur nursuz olduğu. Evet, böylece kaybeder. Ama bir Müslüman, bir mümin, Allah'a inanan bir mümin, beşer olması hasabıyla ufak tefek kusurlar işlemiş olsa bile Allah'tan umut kesmez ve Allah'a yönelir, tevbe eder ve kararmış kalbindeki o siyah noktaları, işlemiş olduğu günahlardan dolayı doğuştan sahip olduğu saf kalpte, gönüldeki noktaları, siyah noktaları, günahların iz bıraktığı siyah noktaları tevbe ile, ağlamak ile, çeşitli ibadetlerle, zikirlerle, riyazatlarla temizler, saf kalbe sahip olduğu zaman işte cennet de cehennem de onun için önemli değildir. Sırf Allah'ın rızası önemlidir. Büyüklerin ağzından dökülen şeyler de bunlardır. Böyle nefsinin dürtülerine kulak vermez, aklı selimi çalışır, firaset sahibidir, kanaatkardır. Ben bana düşeni yaptım, gerisi önemli değil der. Huzur içinde hayatını sürdürür. Allah'ın sevdiği adam böyledir işte. Böyle sevdiği adamın Allah gönlüne kanaat ilka eder, ilham eder. Onu kanaatkar kılar, hırslardan kurtarır. Ve tukahu fi kalbihi, kalbinde takvasını kalbinde kılar. Tabii nefsi emmaresinin isteklerinden, dürtülerinden etkilenmeyen, aklı seliminin sesine, vicdanının sesine uyan adam der ki, ya ben bu dünyaya imtihan için geldim. Bu dünyada
her nefesimin hesabını vereceğim. Her kavuştuğum nimetin hesabını vereceğim. Ve sonunda varacağım esas ebedi alem ahiret yurduna geçmek üzere buraya gönderildim. Bana düşeni yaptıktan sonra böyle bir burada dünyada ektiklerimi biçeceğim bir ahiret var. Allah var, hesap var. Hesabı kazanmak var, kaybetmek var. Kaybedersen Allah'ın azabı var, gazabı var. Ama hesabı kazanırsan Allah'ın rahmeti var, lütfu ihsanı var, cenneti var, rızası var. Cemal-i ilahiyetine mazhar kılınması var der. Yaptıkları işleri hep böyle bu gözlükle görerek yapar. Allah'tan korkar, haramlara uzanmaz, şüpheli şeylerden de kaçar. Kalbi ona ihtar eder, kalbi titrer. Böyle bir şey yaptığı zaman yapma der, bu sesi duyar. Ama nefsinin esiri olan adam bu sesi duyamaz. Kulakları sağırdır, gözü kördür. İşte Allah Celle Celaluhu bir kula hayır murad ettiği zaman nefsi emmaresinin dürtülerini onu kurtarır, kanaatkar olur. Kanaatkar olur ve kalbinde de takva sahibi olur. Böyle her işini Allah'ın rızasını kazanmak uğruna yaptığı zaman da kalbinde ilahi nurlar parlar. Firaset sahibi olur. Senin benim göremediğimiz gerçeklere muttali olur. Bizim baktığımız zaman görünüşe göre görürüz, karar veririz. O görünüşe göre karar vermez, aldanmaz. Basiret gözüyle, hikmet gözüyle işin özünü kavrayarak bakar ve her işini rızayı bari için yapar. Kalbinde ilahi nurlar, Cenab-ı Hakk'ın feyzi belirir ve ebediyen dünyada da ahirette de mutlu olmanın yolunu bulur. Allah'ın bütün emirlerini kamilen yapar. Yasaklarından kamilen uzak durur. Her durumda Allah için gözyaşı döker. Allah'ın himayesine girmiş olur. Sınırlarını tecavüz etmez. Ve izâ erâdallâhu bi abdin şerran. Allah bir kul hakkında şer, yani hakaret veya uzaklık, manevi uzaklık, uzaklaştırmak dilediği zaman kendisinden ca'ale fakrahu beyne ayneyhi, gözünün, iki gözünün ortasına fakirliğini koyar. Yani adam her durumda fakir olduğunu görür, öyle hisseder. Zengin bile olsa daha fazla kazanamadım, arkadaşlarımı geçemedim. Efendim bir mağazası varsa iki mağaza açamadım. Hep açtır, hep açtır, hep açtır. Bu adamın Allah tarafından sevilmediğinin alametidir. Ne kadar zengin olsa daha fazlasını bulamadım diye yine fakirlik duygusu içinde kıvranır, kıvranır. Bu Allah'ın onu sevmediğinin alametidir. Böyle elhamdülillah ihtiyacımı karşılıyorum, çoluk çocuğumun iffetini koruyorum diye kanaattan uzak, şunu da yapamadım, bunu da yapamadım filan diye tuğlu emelle ömrünü tüketir gider. Tabii bu hırs dünyaya olan tapınması ona Allah'ını unutturur, ahiret alemini unutturur, tamahkar olur, haris olur, dünya malına, makamına, şöhretine, parasına topar, böylece ömrünü Allah'tan uzak, Allah'ın emirlerini hiç hatırlamaksızın, ahireti düşünmeksizin geçirir adam. Bu Allah'ın onu sevmediğinin alametidir. Tabii böyle adamın sonu da kötü olur. Sü-i hatime. Sonu da kötü olur. Evet. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi, Deylemi, Ebu Hureyre'den bu hadisi nakletmiş. Kanaatkar olmak güzel bir şeydir.
kanaatkar olsa insanlar suç işlenmez. Para hırsından dolayı evlat anaya babaya isyan ediyor, kavga ediyor. Kardeş kardeşe kavga ediyor, dargın oluyor. Para hırsından, mal mülk hırsından dolayı. Benimki de senin olsun deyiverse o da insandır. O zaman diyecek ki olur mu canım, ikimiz de kardeşiz, eşit olsun diyecektir o da. Ama hayır, seninki fazla, benimki az filan dedi mi, hayır benimki az seninki fazla diye kavga çıkar. Benimki de seni oluversin deyiverdiği zaman, kanaatkar olduğu zaman gülüm balım olur ortalık. Hem akraba arasında hem insanlar arasında kavganın sebebi bu dünyaya tapmaktır. Dünya hırsıdır. Dünya edinmemek demiyorum bakın. Dünya edinilir, haris olmaz. Ben bana düşeni yaptım, demek ki nasibim buymuş deyip kanaatkar olması insanları birçok suçlardan, günahlardan korur. Kanunların ihlal edilmesi de bu hırslardan dolayıdır. Aşkgözlülükten dolayıdır. Aşkgözlülük olmadığı zaman herkes tarafından sevilirsin. Herkes tarafından sevil. Dünya insanları tarafından da sevilirsin. Allah tarafından da sevilirsin. Allah bize tükenmeyen hazine olan kanaatkar olmayı nasip etsin. Nefsi emmaresini iradesi altına almayı, aklı selimine göre hareket etmeyi, doğruyu bulmayı, hikmet sahibi olmayı, görünüşlere aldanmamayı, işin özünü, mahiyetini kavramayı, böyle bir basire sahibi olmayı Allah bize nasip etsin inşallah.